Trakent Logistics Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün Audi aracımızdan beraber gazlama yapacağız. Yükle götüreceğiz tabii. Şu arkadan gördüğünüz yerden yükümüzü alacağız. Yükle teslimatını yapacağız bu araçtan beraber. Evet, bugün dediğim gibi Audi kullanıyoruz. Artık en son gelen güncellemeyle falan düzeltmelerle beraber oynuyoruz zaten oyunu. Hemen şöyle aracımızın içerisine bir binelim. Aracın içerisine bindikten sonra kontağa basıp aracı bir çalıştıralım. Sonra aracın farlarını yakalım her zaman olduğu gibi. Geri vitese takıp el frenimizi de indirelim. Bir geri gelelim. Bakalım yük var mı yok mu? Yükle beraber de gazlarız yani, sorun yok onda. Kolay yükler olsun diye ben bunlardan götüreceğim. Yani 2 saat yüklemeye uğraşmaya gerek duymayalım. Hemen şuradan mesela şunu alalım. Daha sonrasında yolculuğumuza devam edeceğiz. Burada şu ESC'ye basarsak sistem time alıyor değil mi halen? Alıyor, tamam. Aracı bir çalıştıralım. Tekrar içerisine binelim. Aracı vurmadan tabi. Geri gel. Önde bir duba gibi bir şey var, ona yapmayalım da. Evet, dorsemizi bağladık, şimdi yola çıkabiliriz. Ne güzel dönüyor. Yalnız bir şey fark ettim ben. Direksiyon atlıyor. Direksiyon atlatıyor kendisini. İlginç. Tak tak vuruyor. Büyük ihtimal... Kim? Durduğum zaman bir problem yok. Şöyle yakıt dolduralım biz. Aracın yakıtını fullleyelim. Tamamdır. Tekrar çalıştırıp yolumuza gidebiliriz. Ya force feedback olayı biraz sıkıntılı bu oyunun, biliyorsunuz. O yüzden hani böyle atlamalar falan olabiliyor. Oyunla alakalı bir durum. Bir de 4x4 bu arada bu Quattro. Audi. Mercedes'e bak lan, nasıl bastı öyle o. Neyse dur biz de basalım bakalım kaç kilometreye kadar çıkabiliyoruz. Bu arada ilk defa kullanıyorum herhalde ben videoda bu aracı. Valla öyle olmuş olması lazım. Yalnız iç kalitesi falan çok güzel. Lisanssız olmasına rağmen iç kalitesi falan baya iyi aracın ya. Oyunu devamlı güncellemeye devam ediyor yapımcılar. Bakalım en son haliyle nereye gelecek, ne kadar güzelleşecek, onları da göreceğiz. Tam böyle yavaş yavaş güncellemelerle beraber oyun desteklemeye devam ediyorlar. Ananın Allah. Oğlum uçtuk ya. Quattro arabaya da kafa tutmazsınız ya. Ha? Arabanın ağzı burnu kaydı değil mi? Kim? Yok, Allah'a çok şükür. Şu an iyi yani. Şu an problem yok. Neyse devam edelim. Boş da çok güzel gidiyor. Mesela bu yükü bıraktıktan sonra bir de boş gazlayalım. Boş efsane gidiyor bu arada. Adamı sollarken vurduk arabayı. Vallahi ya. El frenine yanlış basınca böyle oluyor. Böyle bıraksak oluyor muydu? Oluyor. Ne kadarlık bir şey var? Kargosların. Tamam, fazla bir kesinti olmamış. Boş gazlayalım. Arabayı vurmazsak gazlayacağız. Şimdi şöyle aracın bir tipine bakalım. Fazla bozulmamış, kırılmamış. Yan yok yalnız arabada. Quattro araba olduğu zaman sıkıntı, yanlamıyor bile. Yani görüyorsunuz, araba yanlatmaya çalışıyorum ama yanlamıyor ki. Direği vuruyor mesela yanlaması gereken yerde. Bir güzel girdim. Neye vurdu o araba orada? Bir şeye vurduk biz. Anlamadım. Şu an 4. vites. Öndeki adam serfoş gibi gidiyor. 5. vitesteyiz. Ananı avradın. Allah! Sorun yok. Bunlar her gün başımıza gelen şeyler. Devam edebiliriz. Jip gitti. Mercedes'in jipi gitti abi. Mercedes'in jipini bir aldık. Allah! Ana avradını. Bir tek kendimi hasarlasam neyse, milletin içinden geçtim ya. Ona avradın. Karşı şekilde de geçmezsin. Arabaya baksana, bulduk köpeği gibi oldu suratı. Ne dedim? Gazlayacağız dedim değil mi ben? Gazlayacağız abi. Bitti bu kadar. Evet, konteynerler havada duruyor. Sen yavaş gidiyordun bay. Ona ne oldu lan ona? Yoldan bir çıkarsanız hani, yoldan bir çıkarsan hani. Sağ ol. ATK geri geliyor. Arabanın akıbeti ne olacak bilmiyorum. Araba öldü. Şu an görüyorsunuz sizine. 200 yapabilir miyiz? Zor bir ihtimal ama yaptık. Hop! Bam! Normalde şu an bize havaya uçmamız lazımdı burada. Şu an 6. vites son hız gidiyoruz bu arada. Ama araç tabi kilometreyi ölçemiyor. Motoru da istop edince kalıyor ya. Tamamdır. Arabayı tekrar başlatalım. Evet. Yanlayalım şehrin içinde bir de. Ya direksiyondan sıkılıyorum açıkçası, hani bir şey olur falan diye. Çünkü Logitech'in içindeki tek bir şey var. Mil gibi bir şey var. O bozulursa sıkıntı, onu bulamıyorsun zaten. O yok. O yüzden force fit'te fazla yormamak lazım. El freni yerine arabanın şeye bastım, farı yaktım. Kamyon ne yapıyor ya? Doblo olacaktık, şimdi burada yanlayacaktık. Tamircinin kapısına da kaza yaparak gelmezsin lan. Her neyse, böyle bir videoydu. En azından Trakent Logistics'i unutturmadım. Tekrar buraya bir tane videosunu çektim. İlerleyen zamanlarda böyle tek tük araçlarla falan gezinti videoları, yanlama videoları, gazlama videoları gelecektir bu oyunda. Arada böyle çekiyoruz canım sıkıldığı zaman. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.